Bugün psikolog Furkan Yürür'le birlikteyiz. Bugün yapacağımız söyleşide COVID salgını ve intihar olaylarının etkilerinin hakkında kısa bir söyleşide bulunacağız. Merhabalar, ben psikolog Ahmet Furkan Yürür. Ünye'de bir psikolojik danışmanlık merkezinde psikolog olarak sevgili danışanlarımıza hizmet vermekteyim. Son 5 aydır aslında Ünye'de bu ofisi açtık. Daha önce Samsun'da çalışıyordum. Şu an ikisini bir arada yürütüyoruz. Bugün sizlerle de gündem hakkında konuşmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Genel olarak COVID salgınında etkilenen en çok olan psikoloji. Peki sizin görüştüğünüz vakalarda en çok etkilenen gruplar ya da bunun sosyal veya psikolojik olarak ne gibi etkileri var? Şimdi COVID salgınını genel olarak değerlendirdiğimizde yüksek stres ve sonuçlarını görüyoruz. Çünkü neden? İşte hiç bilmediğimiz bir dönem içerisindeyiz son 1,5 yıldır. Bu stresin etkilediği farklı gruplar oldu tabii ki. İşte sürekli izole olmak zorunda kalan yaşlılar, okullarından uzak kalan gençler, sosyalleşemeyen gençler, iş kaybı yaşayan esnaflar, işten çıkarılmış işçiler gibi birçok farklı grubu aslında ayrı düzeylerde etkiledi bu stres. Doğal olarak da tabii bu stres konusu herkesi farklı sonuçlara gitti. Örneğin işte gündemimizde olan intiharlar, aile içi çatışmalar, ayrılan aileler, evden kaçanlar tarzında çok olumsuzluklar. Stres maalesef aslında stres bizim için çok faydalı bir şey normalde. Belirli bir düzeyde örneğin ders çalışan öğrencileri örnek alırsak ortalama bir stres düzeyi onun ders çalışmasına neden olur. Fakat yüksek stres düzeyinde bu gençler işte kusmalar, ateş basmaları, titremeler, konsantrasyonda bozukluk gibi anomalilere götürür. Yine bu ülkemizde de tabii ki de insanları bu şekilde etkilemiş oldu yüksek olması. Buyurun. Genel olarak intihardan bahsetmiştiniz. Peki bir kişi depresyonda olduğunu nasıl anlar? Depresyon aslında bu intihar vakalarında daha çok gizli depresyon olarak ortaya çıktı. Maskelenmiş bir şekildeydi. Yani bu hepimizin bildiği palyaço hikayesi vardır. İşte herkese dışarıda gülen, herkesi mutlu etmeye çalışan fakat eve geldiğinde, kendi içine kaldığında ağlayan kişilere biz bu palyaço metaforunu söylüyoruz. Maskeli depresyon da böyle. Önce depresyona baktığımızda İşte kişinin işlevselliğinde düşüşler, işte annesi çocuklarına bakım veremez, bir öğrencisi ödevlerini yapamaz gibi bir hayat işlevselliğinde düşüş gözlemleriz. Bunun dışında uyku düzeninde yüksek bozukluk vardır. Çok uyur ya da az uyur gibi. Aynı şekilde yemek düzeni de çok değişmiştir. Hiç yemek yemeyen insanlar biliyoruz ya da aşırı yemek yiyip yüksek kilo alımlarını da gözlemleyebiliyoruz bu dönemde. Bunun dışında sosyal o anlamda kendilerini tecrit ederler. Fiziksel aktivitelerinde sıfıra inen bir aktiflik söz konusudur. Yatak, lavabo ve belki mutfak, bu da şansı varsa. Bu üçgen içinde hayatını devam ederler. Gibi nedenlerin biz son 15 gün içerisinde görülmesiyle depresyon alarmlarını duymaya başlıyoruz aslında. Maskelenmiş depresyonda da, yani gizli depresyonda da yine bu söz konusu. Ancak adından anlaşılacağı üzere bir gizleme var. Örneğin yine uyku bozuklukları, yeme bozuklukları vardır ama sosyal tecritte bahaneleri, bir gizleme girişimi gözlemleriz. Örneğin siz gizli depresyondaki biriniz dışarı çağırdığınızda, hadi gel dışarı çıkalım dediğinizde, o size bahaneler sunacaktır. İşte işim var, yapmam gereken görevlerim var, ödevlerim var gibi. Aslında düşününce mantıklı sebeplerle dışarı çıkmaz. Siz adamı rahat bırakırsınız, o da çok temiz bir şekilde sosyal anlamda kendini tecrit etmiş olur. Aynı şekilde duygularını da bastırırlar. İşte bir çalışma arkadaşınızsa dersiniz ki hani problem nedir? Bugün niye böylesin dersiniz. Bu da işte çocuklar uyutmadı, uykumu alamadım. Yarına yetiştirmem gereken proje var, onun üzerinde çok kafa yoruyorum gibi. Yine mantıklı sebeplerle o aslında üzüntüsünü, kederini, çökkünlüğünü bastırmış oluyorlar. Siz belki de bir noktada bir şeyleri fark edebiliyorsunuz bu insanlarda. Hani bir yardım etmek, hani empatik bir görüşme sağlamak istiyorsunuz. Hani gel konuşalım, bir çay içelim falan gibi. O zaman da böyle çok karanlık temalardan bahsedebiliyorlar. İşte felsefik konulardan konuşuyorlar, ölüm temaları hakim olabiliyor. O kadar karmaşık konuşuyor ki yine aslında bastırmadır, bu gizlemek için yapar. Siz konuyu unutursunuz. Ne anlatıyor bu dersiniz ve hani çay içip gidersiniz. Artık baş edemediğinizde bir yardım kuruluşuna yönlendirmek istersiniz onu, işte bir psikoloğa, bir psikiyatri hekimine. Kendisi bunu reddeder, işte elinden tutup zorla götürdüğünüzde de, yani bizim karşımıza geldiklerinde de maalesef kendini açmıyorlar. İşte niye geldin, problem nedir diye sorduğumuzda ne bileyim ben, beni getirdiler işte, bir daha gelmeyeceğim zaten gibi konuşmalarda bulunabiliyorlar. Bizler yani ruh sağlığı uzmanları aslında bunu anlayabiliyoruz. Ona göre bir konuşma teması seçiyoruz ve kişi o noktada işte gizli depresyonu kabul ediyor ve
tedavi süreci başlamış oluyor onlar için. Peki kişinin kendi rızasıyla gelmesi tedavinin ilerleyişi açısından önemli bir etken mi? Elbette motivasyon çok değerli bir şey. Şimdi buraya birinin getirdiği kişiyle kendi motivasyonu kendisinin getirmesi arasında dağlar kadar fark var. Çünkü tedaviye açık, herhangi bir şey düşünmüyor, tek derdi iyileşmek, sorunlarını çözmek. Ama diğer türlü örneğin daha çok bunu ergenlerde görebiliyoruz ya da çift terapilerinde erkek bireylerde görüyoruz bunu. Niye buradayım ki, ne gerek var, boşa hani anlatıp geçecek mi gibi durumlarda direniyorlar, direnç sergiliyorlar. Elbette devamlılık sağlanırsa bir şekilde bunları aşabiliyorlar ama çok fazla zaman kaybı oluyor. Belki de bir kriz anını uzattıkça uzatıyoruz. Ama kendi motivasyonuyla gelenler zaten iyileşmeye hazır geliyorlar. Ve biz sadece onlara destek sunuyoruz. Hallolup bitiyor işler. Peki bir bireyin intihara meyilli oluyor ya da psikolojik bir sorunlarının yaşadığını, aile ve sosyal çevresi fark ettiğinde ne gibi önlemler almalı ya da nasıl davranmalı bireye karşı? Şimdi öncelikle bu intihara meyillilik kısmını biraz isterseniz konuşalım. Nasıl, sebepleri nedir, ne değildir? Öncelikle konuşmalarında işte bu hayata yük olduğundan bahsetmeye başlarlar. İşte niye yaşıyorum ki, geleceğe karşı umutsuzluk zaten çok fazladır. Konuşmalar bunlar hakimdir. Bunun dışında değerli eşyaları dağıtma gözlemleriz. İşte bilekliğini verir, saatini birisine verir. Aynı zamanda onlarla helalleşme gibi yollara giderler. Yani gidicidir. Yolcu nasıl davranırsa öyle davranırlar aslında. Anılar bırakırlar. Beni iyi hatırlayın konuşmaları gibi. Bunun dışında işte silah, ilaç gibi intihar metotlarını internet üzerinden araştırmaya başlamışlardır. Bunu işte aileler belki geçmişten, internet geçmişinden inceleyebilirler endişeleri varsa. Tehlikeli davranışları sergilemeyi çok yatkındırlar. İşte karşıdan karşıya geçerken hiçbir şekilde ışığa bakmaz, arabaya bakmaz. İşte atıyorum yemek yaparken bir hanım kendini kolayca kesmeye başlamıştır. Çünkü bunun tek bir sebebi var. İntihara birincisi cesaret yok, ikincisi de bir sebeple ölüm istiyor kendine. Günah olmasın gibi bir mentalitesi var. Tabii bu bir yere kadar, daha sonra artık cesaret edinebiliyor ya da sorunları aşamadıysa bir kriz anında hayatına veda edebiliyor. Biz bu sinyalleri gördüğümüzde peki ne yapmalıyız? Belki sevdiğimiz bir insansa ve kendimize bu yeterliliği görüyorsak bir empatik konuşma yapabiliriz. Yani onu anlayışlı bir şekilde, hiç yargılamadan sorununu anlamaya çalışırız. Varsa çözüm yollarımız, onları üretebiliriz. Birlikte bir şeyler yaratmaya, üretmeye çalışabiliriz. Maalesef bazen her çözüm yolunu aileler uygulayamıyor. İşte çocuk mesela yalnız kalmak istiyor, evini ayırmak istiyor. Bu çok kolay değil bu zamanda. Bu durumda da ne yapabiliriz? Çözüm yolları tükendiğinde belki bir ruhsal uzmanlığa başvurulabilir işte. Bir psikiyatri hekimine gidilebilir, bir psikologla görüşülebilir ya da okul çağındaysa kişi. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimleri oluyor okulların. Onlarla bir görüşme sağlanabilir. İşte çevre, ruhsal uzmanı ve birey üçgeninde bu işler aslında çok kolay bir şekilde halledilebiliyor. Bastırılmamalı, görmezden gelinmemeli. Çünkü şöyle bir detay var. Bu intiharların neredeyse %60'a yakını bu depresyon, bahsettiğim depresyon ve gizli depresyon nedeniyle gerçekleşmiş. Ancak sadece %3'lük bir kısmı yardım alabilme imkanına sahip olmuş ya da bir şans eseri kendini fark etmiş ve yardım çığlıkları atmış. Ama işte görünmüş, görülmemiş, boş verilmiş, boş verilmemiş takdirsiz mi oluyor burada da? Peki bir kişinin intihara kalkışmaya işte başladığında onu o noktaya getiren duygu ne? Birçok farklı başlığı var intiharın nedenlerinin. Öncelikle genetik aktarım olabiliyor intiharlarda. Ailede bir intihar geçmişi varsa kişinin intihara meyilliliği daha kolay olabiliyor çünkü ailesel taklit gibi bir şey var aslında orada, genlerle aktarılan. Bunun dışında biyolojik nedenler yer alabiliyor işte. Nedir? Serotonin maddesi vardır bedenimizde ve bizim mutluluğumuzu sağlar. Depresif ruh halinde olmamızı engeller. Bu az bulunduğunda biyolojik anlamda kişi intihara daha meyilli olabiliyor doğal olarak. Fiziksel hastalıklar var. Örneğin kanser gibi, AIDS gibi aslında sonunda ölüm beklediğimiz durumlarda maalesef kişiler bu hayata ben niye yaşıyorum ki? İşte aileme bak, ekonomik anlamda yük oluyorum, zaten öleceğim. Bu acılara ne gerek var deyip hayatına son verebiliyor maalesef. Bunun dışında psikiyatrik nedenler var. İşte bu bahsettiğimiz depresyon, gezi depresyon, kişilik bozuklukları, şizofreni, alkol ve madde bağımlılıkları gibi durumlar yaygın aslında. Psikiyatrik nedenler intiharların yarısını oluşturuyor. Ve sosyal nedenler var aslında. Bu son zamanlarda gündemimizde olanlar, işte ünye içinde de gerçekleşen intiharların birçoğunun böyle olduğuna inanıyorum ben. Yaptığımız işte yakınlarla olan görüşmeler ya da intihar teşebbüslerine bulunan insanlar direkt bize gelebiliyor.
işte geleceğe karşı bir umutsuzluk, ekonomik anlamda bir bunalım, işte işten çıkarılmalar, mobbingler, belki polis intiharlarında çok yaygındı mobbing olma olayları, bir baskı. Belki bu sosyal afet, işte daha doğrusu doğal afetler nedeniyle kişilerin varlığını, yönünü kaybetmesi ve hani tekrar düzene koyamaması nedeniyle intihara teşebbüs etmeleri. İkili ilişkilerde de çok aslında rastlıyoruz. Daha çok ergenlerde olsa da yine bu sosyal nedenler arasında sayabiliriz bunu. İşte ayrılıklar, başarısız ilişki girişimleri tarzında şeylerde, evet, neden arasında sayabiliriz. Genel olarak daha çok genç gruplarda daha çok intihar olayları görülüyor. Şimdi şöyle, intihar elbette genç kitlede daha fazla. İşte yapılan araştırmalarda 15 ve 30 yaş arasında bir intihar girişimi yaygın olduğu görüyoruz. 12 gibi elbette yine örnekler var. Yaşlılarda daha yaygın değil, çünkü belki biraz daha manen kendilerini kilitledikleri için biraz da onlar daha zor zamanlardan geldikleri için daha sabır edebiliyorlar, ama onlarda da hiç yok diyemeyiz. Ve bazen daha önce de konuştuğumuz gibi bir sinir anında hiç beklenmeyen kişiler intihar edebiliyor. Yine onların içinde sayabiliyoruz onları. Ama genel anlamda gençler diyebiliriz, evet. Bu konuları böyle çevremizde işte konuşuyoruz falan, bazen denk geliyorum. Öncelikle çok büyük bir yanılgı var. Aynı problemi ben yaşadım. Ben intihar etmedim, o niye etmiş gibi bir aşağılama, aslında bir bencilce bir görüşten yakınıyorum ben. Çünkü her bireyin bize özel olduğu öğretildi, en azından okulumuzda. Ve psikoloji bu şekilde yürütülür. Bu hizmetler, her bireyi özel olarak ele alırız biz bu hizmetlerde. Yani bunu çok basit bir örnekle anlatabilirim. Mesela sizin ve benim ortak bir büyüğümüz var. Kaybettik diyelim. Siz sıralı bir ölüm gibi görüp bunu normalleştirebilirsiniz. İşte bir haftalık yaz sürecini yaşarsınız ve konu kapanır sizin için. Ama ben belki onunla daha çok temas etmiş olabilirim. Daha fazla paylaşımda bulunmuş olabilirim. Ve bu doğal olarak beni daha zorlayacaktır. Buradan da anlayacağımız üzere herkesin yaşantısı toplumsal anlamda baktığımız ortak görünse de kendi içinde incelenmelidir. Bu yüzden ben atlattım, o da atlatır gibi düşünmek yerine bir yardım almak aslında en iyi seçenek olabilir bu noktada. İlla işte bir özel ofislere gelmek zorunda değiller. Devletin de bu konuda hizmetleri var. Okullarda da yine bu hizmetler var bahsettiğimiz gibi. Yine de tercihiniz özel ofislerden yanaysa, buralarda seve seve hizmet etmek için bir sürü çalışan olabiliyor. Çok güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ederim. Görüşleriniz için çok sağ olun.